Arkadaşlar bir saniye, hasat mevsimi kutlamaları için yeni bir şiir yazdım. Kafiyesiz ama güzel. Çiftçinin muhteşem ürünlerine övgü. Elbette ki en iyisi bizim çiftçi. Patatesin en iyisi onda, kavunlar onda, kabaklar onda. Manav gibidir bizim çiftçi. Domatesleri bir harika. O kadar da değil canım. Dur bakalım çiftçi, öyle hareket etmek yok. Bu tablo en az senin ürünlerin kadar mükemmel olmalıdır. Evet, bu sefer gerçekten başardın çiftçi. Bu kavunlar bir harika. Bu çilekler enfes. Yarına kadar bekleyemez misin obur? Zafer anıtı, kıpırdamadan durman gerekiyor, söyledim ya. Obur, ürünlerimi çalarken nasıl kıpırdamadan durabilirim ki? Kış bakayım buradan hadi. İyi geceler benim en iyi ürünlerim. Bu hayatımın en onurlu gecesiydi. Suyunuzu için sabah hasat zamanında görüşürüz. Ama Gargi, ben senin kölen miyim? Daha bir sürü odunumuz var, öyle değil mi? Benimle tartışma, seni değersiz biçer. Odun kesmeye gideceksin diyorsam gideceksin, başka yolu yok. Ben de onu göndermek istiyorum. Örneğin Ay'a. Bu geveze baş belasından hiç kurtulamayacağım sanmıştım. Şimdi iş başına. Bir ay boyunca bu anı bekledim. Büyük büyük kitabına artık başvurabilirim. Evet. Sanırım uyanmış Azman Efendi. Hey, kimsenin sırrını çözemediği sayfalarında ümit aradığımız büyük büyük kitabı Gargamel için uyan lütfen. Bu kez ne var zıplayan büyücü? Hey yüce kitap, dolunayın son günü ve ben direkte bulunmaya hak kazandım efendim kitap. Pekala yabani, ne istiyorsun? Söyle bakalım. Ne olabilir ki? O mavi sefil şirinleri yakalamak istiyorum. Hem de hepsini. Hepsini. Şirinleri istiyorsan beni dikkatle dinle. Sanırım en iyi sihir bende. Duydun mu Asman Efendi? En iyi sihir ondaymış. Dileğinin olması için bunu giy. Ama bu balıktan yapılmış. Şimdi yere otur ve dizlerini çek. Pire varmış gibi sıçra. İyi de bende pire yok ki. Artık var. Evet şimdi var. Eğer şirinleri istiyorsan işe kaşınmakla başlayacaksın. Kaşınıyorum. Bir kalem al ve yaz. Bu malzemeler bulunmalı biraz az. Banotu, pelin çiçeği, taze küf, nehir köpüğü, bataklık yosunu ve hamam otu da az. Ve şimdi havaya kaldırmayı öğreneceğiz. Dikkatle, dikkatle izleyin çocuklar. Tamam, şimdi sıra sizde. Evet, Müdür Bey. Bu hiç kolay değilmiş. Evet, büyücüler okulunda öğreneceğiniz en zor derslerden biridir. Ama yapmaya çalışın çünkü pazartesi sınavınız var. Ama bu Burdur çok zor bir hocaymış ya. Hey, şuraya bakın. Okuldan ayrılan işe yaramaz miskin değil mi bu? Ününü yitirmiş büyücü Gargamel'in ayak işlerine bakıyor. İstediğiniz kadar gülün ama ben şimdiden çırak oldum. Siz palyaçolar hala öğrencisiniz. Palyaçolar ha? Hey, neden havaya kaldırmayı onun üzerinde denemiyoruz Cahil? Aman ne güzel fikir Edric. Bana bakın şakacılar, ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Odun toplaman yerine odunların seni toplamasını sağlıyorum. İndirin beni. Sanırım bu kadar yeter galiba. Bence de. Güneşim geldi. Uşak olmayı bile başaramamış. Uşak ha? Bu züppe büyücü okulu öğrencilerine günlerini göstereceğim. Büyük bir büyücü olacağım. Hem de dünyanın en büyüğü ben olacağım.
Ahmak Gargamel canıma tak ettirdi. İhtiyacı olmadığı halde beni odun toplamaya yolluyor. Şimdi dinle Gargi. Ha? Gargi. Başka bir şey büyük kitap. Hayır aptal büyücü. Şimdi kaybol. Bu kulübede bir bodrum olduğunu bilmiyordum. Peki Gargi kiminle konuşuyor? Çabuk Azman Efendi. O her şeye burnunu sokan miskin gelmeden büyük büyük kitabının istediklerini bulmalıyız. Oyun vakti değil senin pireli tüy torbası. Yapacak bir yığın işimiz var. Büyük büyük kitabı mı? Sanırım bu kitabı okumam gerek. Bu da kim? Bu kitap galiba konuştu. Elbette ben konuştum. Seni geveleyen ölümlü. Ve adım büyük büyük kitabı. Özür dilerim büyük büyük kitabı. Affedersin. Orada durma. Bana emir vermek için sadece bir günün var. Emir vermek mi? Ey büyük büyük kitabı. Kafiyeli konuşman gerek. Duy beni ey büyük büyük kitabı. Benim adım Miskin. Bana her şeyi öğret. Lütfen öğrencin olayım senin. İyi konuştun oğlum. Söyle bakalım ne istiyorsun? Büyücü olmak istiyorum. Dünyadaki en büyük büyücü. Büyücü oldun mu? Tabii ki olmadın budala. İhtiyacın olan şeylerin listesi burada. Çabuk ol ve hızını kullan. Küf ya, pelin yaprağı, mantar ruhu. Bu saatler alır ama. Büyücü olmak o kadar kolay değil. Hadi şimdi yola koyul ve beni eğlendir. Ey büyük büyük kitabı, sana itaat edeceğim. Gününü boş harcamamam gerektiğini biliyorum. La 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 la. Yeni biçme makinamı denemek için can atıyorum. Sanırım tembel benden daha önce davranmış. Hadi şimdi daha çalışmaya devam edin. Hadi şimdi mi? Çürük mantarlar, mantar sapları, karışımı ekle ve çırpmak için karıştır. Şimdi karıştırdığın kovanın içine otur. Sus! Hiçbir şey söyleme. Bozuk göl suyu gibi bu. Sihirli değnek yapmanın tek yolu da bu. Ellerinde tuttuğun hayallerini gerçekleştirecek bir servettir. Şaka değil. Bunu denemeliyim hemen. Bu yaygaracı orozun susmasını dilerdim. Sabahları ben hep uyandırıyor. Bu değnekle gerçekten de dünyanın en güçlü büyücüsüyüm. Ünlü olacağım. Bir gün adıma heykeller dikilecek. Göreceksiniz. Vay canına, o gün bugün galiba. Değneğim benim heykelimi yapmak için topraktaki tüm demiri emiyor. Vay canına. Bunun için büyülü ormanın tüm demirini almış olmalısın. Ama ben buna değerim, öyle değil mi? En büyük benim. Hay Allah, ürünlere ne olmuş böyle çiftçi? Hiçbir fikrim yok. Güzelim ürünleri mahvolmuş. Biri ezmiş. Çok kötü. Durun sakin için küçük şirinlerim. Toprağı ve bitkileri laboratuvarımda inceleyeceğim. Belki bu felaketin nedenini bulup düzeltebilirim. Yine de çalışmam. Bana sorarsanız bu felaketin nedeni çiftçinin ta kendisidir. Bu apaçık belli olan bir şey. Çiftçi çok fazla mahsul ekti, değil mi? Şirin baba test etmeden hemen karara varmayalım bence. O koca ağızlı kitaba kalsa hemen buradaki çamurlu kaplıcalarda varken bütün gece ıslak yosun arayacaktık. Olacak şey mi bu canım? İnanamıyorum. Bu da ne demek böyle? Bu inanılmaz çirkin bir şey.
çirkin şey mi? Bilesin diye söylüyorum, bu heykel yakında bir tapınak olacak ve tüm büyücüler sadakat yemini için benim yanıma gelecekler. Senin yanına mı? Sen çıldırmış olmalısın Miskin Efendi. Çıldırmak ha? Eğer hoşuna gitmediyse gargi gidip uçurtma uçurabilirsin. Aa, imdat tutuyorum. Çok iyiydi değnek, sağ ol. Bu iyi bir şoktu. Aferin değnek, ona iyi gelecek bu. Bana bak, nereden buldun o değneği bakayım? Büyük büyük kitabı onu bana verdi. Benim büyük büyük kitabım mı? Seni gidi 200'lü haddini bilmezseni ben sana şimdi göstereceğim gününü. Bence ayağını yere sağlam bas gargi. Gördün mü? Deneyim böyle laflara hiç gelemez, çok alınır. Tamam velet, sen kazandın, tamam sen kazandın, ne dersen yapacağım, tamam affet beni bari. Şirinler aşkına, bu hiç iyi bir şey değil, bu kesinlikle iyi değil. Toprak tüm minerallerini kaybetmiş, özellikle de demirini. Babacık, yoksa böcekler mi yemiş, onun için mi mahsuller böyle olmuş dersin? Korkarım öyle benim küçük örgülüm. Benim içtim beni, işte ispatı! Çimçin toprağı fazla işledi! Şirinlerim durun, toprağın demirinin neden yok olduğunu bilmiyorum ama çiftçiyi suçlamamalısınız. Her şeye rağmen o elinden geleni yaptı çünkü. Elinden gelen bu mu yani en kötüsü? Artık çilekli tartlar ve çilekli sufleler olmayacak ya da... Cömert ürünlere övgüler olsun. Toprağı düzeltecek bir şey yapamaz mısın? Çözümü bilmiyorum ama... Belki tabiat ana yardım edebilir. Bir an önce gidip onu görmeliyim. Hepsi benim suçum. Kendini suçlama çiftçi, hadi ama. Tabii, biz de sürecek başka topraklar buluruz. Haklısın usta. Ben de ürünlerimi ekmek için çok daha iyi bir yer bulurum, ne yapayım? Aferin sana, işte böyle olmalı. Biz de geliyoruz seninle. Aman cüretine bak. Banyo suyunu almaya beni yolluyor. İşte hayat bu. Sağ ol değnek. Her şey için sağ ol. Evet artık vaktidir gargi. Şimdi su soğumadan çabuk ol. Elbette efendim. Hazır iş başındayken yeni kıyafetlerimi de ütüleyiver canım. Yeni kıyafetler mi? Hangi yeni kıyafetler? İşte bu yeni kıyafetler. Şimdi çabuk ol. Büyücü okulunda acil bir görüşmem var. O züppe öğrencilere gününü gösterip diplomamı alacağım gargi. Ne? Diploma mı? Güldürme beni. Sana asla diploma vermezler. Bana bile vermediler. Şu fiziğini sana mı verecekler? Ama sende bundan yoktu. Ve bu değnek beni dünyanın en büyük büyücüsü yaptı. Bu saçmalık yetti artık. O 200'lü büyü kitabına bir çift sözüm olacak. Nerede o? Kütüphaneyi denesen daha iyi olur gargi. O kitap limitini doldurdu. Bu toprak nasıl çiftçi? Fazla kuru. Fazla taşlı. Miskin kurbağalar adına vazgeçemeyiz. Kaplıcaların oraya ne dersiniz? Oldukça sıcak değil mi gargi? Sanırım şurayı unuttun. Evet, sen de değneğini kaybettin. Şimdi kimin buralardan sorumlu olduğunu göreceksin. Evet değnek, şimdi bu nankör zıpçıklıyı bir kanepeye dönüştürmeni emrediyorum sana. Değnek sadece bana itaat eder, seni aptal büyücü. Pekala gargi, yeterince eğlendin ama şimdi büyücü okuluna gitmeliyim. Hoşçakal. Sanırım beni oraya sen götürüyorsun. Yeah! Hadi bakalım gargi. Burası iyi görünüyor çiftçi. Sen ne dersin? Evet, toprak iyi ama ekmek için biraz nemli olabilir. Çabuk saklanın, çabuk. Çok yavaş gidiyoruz ama. Dört dala gitmeye ne dersin gargi? Ne oldu seni aptal büyücü? Şirinler. Burada bir yerlerde şirinler var. Bana ne? Bu değnekle onları kolayca yakalayabilirim. Bu değnek ilk defa doğru bir şey yaptı.
Elimdesiniz artık mavi şekerlemeler. Aman! O minnacık şirinleri bırak şimdi. Benim daha önemli işlerim var. Evet, hadi gidelim artık. Yeah! Büyücü okuluna oğlum! Bastır! Ve ben de öyleyim yine. Hey, bu büyücünün uşağı değil mi? Ya görünüşe bakılırsa oldukça öfkeli Ezra. En iyisi öfkesini söndürelim. Sanırım geri göndermeli. Ne dersin değnek? Kaçın çocuklar. Çok şaşırdım, karma karışık oldum. Ha, bu onları durdurur sanırım. Hey, kapıyı açın Müdür Mordor. Bu batırtı da ne? Diplomam için geldim Müdür Bey, sen ne sandın? Buralarda diploma hak edilerek alınır evlat ve işte ilk sınavın hadi. Daha iyisini yapmalısınız hocam. Bu baş belası çok küstah. Bir daha ateş topumu görsün bakalım. Sizin gibi sonradan görmeleri ancak tavuk yumurtadan çıkarsa diploma verilir. Anladın mı beni? Buz gibi hava. Onlara buz gibi havayı gösteririz, öyle değil mi değnek? Pekala, çok güzel değnek. Şimdi söz dinle ve buzu durdur artık. Tamam mı? Durdur. Hayır. Hayır, takıldı. Sihirli değneğim gitti. Sihirli değneğim. Ne yapacağım şimdi? Ay, heykelimi de yıktı. İmdat! Bu kadar sabırsız olma Azman Efendi. İyi bir ateş zaman ister. Lütfen Gargamel Baba. Pişman olacağın bir şey yapma. Tek üzüntüm burada daha çoğunuzun olmaması. Hah, gök gürlüyor. Umarım mangal keyfim bozulmaz. Ha, neyse. Aha, çok komik. Hiç bulut yok. Ay, çok ilginç. Gargamel Baba, şuraya bak. Şirin oyunlarıyla beni kandıramazsın. Biraz senin oldu galiba. Değil mi Azman Efendi? Küçük şirinleri yemek bizi belki ısıtır diyorum. Çekil üstümden, seni uçan tüy torbası seni. Hop. Zavallı Gargamel Baba. Bakın, kaplıca suyu buzu durduruyor. Evet çiftçi, ama kısa bir süre için. Eğer buz nehri durdurulmazsa tüm ormanı kaplayacak. Sizi korkaklar, Şirin Baba'yı bulmalıyız. Tabiat Ana'nın yanına gitmişti, gidip oraya bakalım çocuklar. Şey, o nasıl durdurulacağını biliyordur umarım. Ve toprağı inceleyince hiç demir olmadığını gördüm. Bunu ben yapmadım Şirin Babam. Ama yardım etmek isterim, değneklerimi almama izin ver. Sonra da bu işi halledelim. Şimdi başım belada işte. Bu ziyanı ne yapacağım ben şimdi? Çok güçlü birine ihtiyacım var şey gibi. Tabiat Ana. Evet Tabiat Ana, evet tamam. Tabiat Ana. Şirinleri aşkına. Tabiat Ana'nın evi de donmuş. Ne yapacağız şimdi, bir söyler misiniz? Diğer şirinleri uyarmalıyız, hadi. Yerler kayıyor. Dikkatli olun. Miskin, senin ne işin var burada? Tabiat Ana'nın yardımına ihtiyacım var. Hatta Şirin Baba'nın bile. Çok geç kaldın. İkisi de Tabiat Ana'nın kulübesinde donmuşlar. Ooo, değnek her şeyi mahvetti ya. Demek tüm bu olanlar senin yüzünden oldu ha? Benim suçum yok. Sihirli değneğim kırıldı ve bu büyüğü büyük bir kitabı olmadan bozamıyorum. Boş boğazlar. Hemen kitabı bulmalıyız. Yapamam. Kulübede ve tonlarca buzun altında sadece güneş batana kadar vaktimiz var. Yoksa bir ay boyunca kapanacak. Bir ay mı? Herkes donar. Yanlış tahta kurular adına ne yapacağız biz şimdi? Bir fikrim var. Ama hep birlikte çalışmak zorundayız. Ve çabuk olmalıyız, yoksa güneş batacak. Haydi şirinler, haydi güzellerim, bu siperlere yardım edin, hoy! Bu da ne böyle?
Sakarcığım, sakar sakar sakar. Bu bir buzul tabii ki. Buzul hareket etmeye başlayınca... Önce sen hareket etme gözlüklü, yoksa hepimizin sonu gelecek. Yuvarlanan gergedanlar adına bir tane daha miskin. Bu boru hattını çabuk bitirmeliyiz. Tam şuraya koy. Bir şirinden emirler almak ne kadar küçültücü, aşağılayıcı bir şey bu. Pekala çocuklar, bırakın aksın. Umarım bu sıcak su sistemi işe yarar çocuklar. Eriyen balıklar adına çalışıyor, çalışıyor. Çalışıyor ama zaman yetecek mi? Siperlerim işe yaramadı, tüh. Ayy! Geliyor, 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 geliyor! Ha! Aman tanrım! Ha! Kitaplarımı kurtar! Ha! Panik! Panik! Güneş batmak üzere kitabımı bulmalıyım. Çabuk kitap! Bana yeni bir değnek ver! Değneği boş ver! Buz nehrini durdurmasını söyle! Çevremde emirler yağdırmandan bıktım seni küçük mavi! Dur bakalım kuş beyinli. Ne cesaretle cildimi dondurursun. Bu kaplar beni ısıtmak için yapılmadı. Öyleyse büyüğü bu. Onu aldırma ey büyük büyük kitabı. Bana yeni bir değnek ver. Çok geç sefil. Artık zaman doldu. Lütfen kitap, lütfen. Hepimiz donmadan büyüğü boz. Lütfen. Lütfen, lütfen. İşte mantıklı bir dilek. Şimdi küçük mavi şeyler iki defa tavuk gibi gıdaklayın, buzlar durulacaktır. Değneğim ne olacak peki büyük kitabı? Çok geç ümitsiz aptal. Gün bitti, değnek gitti. Sizi gibi bencil şirinler. Her şeyi mahvettiniz. Kitap uyudu ve değneğim yok artık. Neyse ki siz elimdesiniz. Gargi bana bunun için bol para öder. Ben sana ödeteceğim. Hem de nasıl? Ama Gargi, burada senin için 3 tane taze donmamış şirin var, mis gibi. Önce sen, sonra şirinler. İmdat! O kitap da sana yardım edemez artık. İmdat! Oh! Veda vakti geldi. Ya. Özür dilemek ki büyüklüktür. Onun için sana ne kadar... Sus bakayım. Kötü toprak yüzünden seni suçladığımız için özür dileriz. Sulama sistemi planınıza teşekkür ederiz. Köyümüzü ve tüm ormanı buzlardan kurtardınız. Hadi çift. Sevinecek hiçbir şey yok. Zavallı tarlam her zamankinden kötü durumda. İyi görünmeyebilir ama her zamankinden iyi durumda çiftçi. Seni tebrik ederim. Buzul toprağı besledi ve içindeki demir yıllarca yetecek kadar fazla. Bu harika. Toprak nemli ve sonbahar ekini için hazır durumda. Sonbaharı beklemeye ne gerek var? Ve şans eseri buzuldan kurtardım. Gözüklünün sözlerinden yararlanabilirsin canım. Yalvaran kitap kurtları. Bu kitapların bazılarını ödünç almak isterdim. En azından bazı şirinlerin bilgiye susadığını görmeyi çok güzel. Evet, olgunlaşmış bağ çilekleri.